Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle nefis bir pide yapacağız. Tatlı bir pidemiz olacak bu. Tahinli, fındık kırıklı, şekerli bir pide yapacağız. Ve de çok kolay hazır malzemelerden. Hepsi de çok kolay bir şekilde siz de yapabilirsiniz. 2 adet lavaşımız var gördüğünüz gibi. Tahinimiz var, şekerimiz var ve fındık kırıklarımız var. Şimdi hemen yapımına geçiyoruz. Dediğim gibi çok kolay. Hemen tepsimizi alıyoruz. Lavaşımızın birini koyuyoruz. Öncelikle tahinimizden. Tabii bu arzuya bağlı. Ben bir kaşık, iki kaşık koyun demeyeceğim size. Ne kadar seviyorsanız tahini veya diyet oranınıza da bağlı. Tabii ki tahin yağlı bir şey. Şeker de kullanacağız. O yüzden biraz diyetinizi de bozabilir. Evet, şimdi her tarafını tahinimizi gezdireceğiz. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz dediğim gibi. Kenarlarına kadar da yapabilirsiniz. Şeker oranı da dediğim gibi size kalmış. Ben şimdi iki katına da koyacağım şeker ama siz isterseniz şekeri az olsun derseniz tabii tek katına koyabilirsiniz. Şimdi biraz buraya koyacağım. Şu an kullandığım benim bir tatlı kaşığı kadar ancadı. Çok göründüğüne bakmayın. Gördüğünüz gibi çok az kullandım. Şimdi diğer pidemizi koyuyoruz üstüne. Aynı üst üste gelecek şekilde. Aynı işlemi tekrarlıyoruz burada da. Tahini üst katına biraz daha bol koyabilirsiniz. Ne kadar bol olursa bence o kadar güzel olur. Her tarafa yayıyoruz gene biraz önceki gibi. Bu oval lavaşlarda da yapabilirsiniz bunu tabii ki. Hatta benim lavaşım ovaldi. Ben daha şık bir görüntü olsun size diye bunu bir tabak yardımıyla kestim, yuvarlak yaptım. Evet, her tarafına gezdirdik gördüğünüz gibi. Şimdi pidemizin pişirmesindeki püf nokta üst rafa koyacağız. En üst değil. Sadece fırının üstünü açacağız. Fakat en üst değil, onun bir altına koyacağız ki hemen yanmasın. Alt üst açarsak pidelerimiz zaten lavaşlarımız pişmiş olduğu için kuruyacaktır. Çıtır çıtır bir şeyiniz olacaktır. Fakat siz ben öyle seviyorum diyorsanız ortaya da koyabilirsiniz. Şimdi fındık kırıklarım vardı benim. Gördüğünüz, pardon, önce şekeri yapacaktık. Gerçi fark etmez. Her harikulade ikisi de girecek içine. Üstüne biraz daha fazla şeker koyuyorum. Ne kadardır? 2 tatlı kaşığı kadardır. Evet, bu kadar yeterlidir. Şimdi üzerine de dilediğiniz kadar fındık, fıstık ne isterseniz. Benim şu an fındık kırıklarım var. Onu kullanıyorum. Siz dilediğiniz kuru şeylerden kullanabilirsiniz. Çok nefis oluyor. Bir çayın yanında veya misafirlerinizle akşam yemeği sonrası da çok güzel oluyor. Çok doyurucu amaçlı değil zaten. Karın doyurmak amaçlı değil. Evet, bolca fındıklarımızı da ektik. Evet, tekrar üzerinden şöyle hafif bir şekilde tahin gezdiriyorum. Bu fındıkların biraz daha yapışması için üstüne yuvarlak bir şekilde. Evet, bu kadar. Pidemiz hazır. Şimdi fırına süreceğiz. Dediğim gibi üst göze koyacağız. Sadece üstünü açacağız ve ikinci rafa koyacağız. Üstten ikinci rafa koyacağız. 180 derecede ayarında. Şimdi fırına götürüyoruz. Evet arkadaşlar, pidemizi fırından çıkardık. Şu an cızır cızır üzerindeki tahinler, gördüğünüz gibi baloncuklar çıkardı. Fındıklar çok güzel bir şekilde kavruldu. Evet, 180 derecede 7-8 dakika pişti. Afiyet olsun. Yeni tariflerimizden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni desteklemek için beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Afiyet olsun.